Kulina'dan bir haber var mı? Yok ama her an ortaya çıkabilir. Ay Kulina Hanım, senin de işin zor vallahi. Başından hiç dert eksik olmuyor. Sana diyorum, gel yerleş şu dünyaya. Ay buranın da derdi başka şekerim. Benim gibi çekici bir kadını rahat bırakırlar mı? Ya. Evleneyim desem bu genç yaşımda adam kahrı mı çekeyim? Genç mi? Aa, daha şunun şurasında 600 yaşındayım. Maşallah maşallah. Vallahi gerçekten hiç göstermiyorsun. Öyle. Şoker nasıl? Ay bugünlerde çok iyi, hiçbir şeye karışmıyor. Sulina'dan bizi kurtarıp kahramanlık madalyası aldıktan sonra diğer oyuncaklar onun yanından ayrılmıyorlar. Havalara girmiştir artık. Tam tersi, iyi kalpli ve kahraman olmaktan da nefret ediyor. Mendebur, ne olacak? Bakayım sizinkinin modeline. Ay çok güzelmiş. Ay ben de sizinkine bakayım. Bakın. Türkan Şoray kirpiği benimkinin modeli. Ay pek güzelmiş. Öf sıkıldım. Ör bitmiyor. Hazır dünyaya inmişken uğrayacağım başka yerler de var. Gitsem iyi olacak. Yeni dönem başladı. Git bak bakalım eğitim öğretim ne durumda. Sonra ördüğün kazadı sahibine iletmiş olursun. Aşk olsun Makbuş, neden böyle söylüyorsun? Yok canım, bir şey demedim ben. Git şu zavallıyı gör de aklı başına gelsin. Tatilde seni göremeyince avareye döndü bir içare. Bana neler oluyor? Ne oluyor Nana? Hacım çok kaşınıyor Kulina. Eyvahlar olsun, bu çok kötü. Aa, nesi kötü canım? Para gelecek derler. O sizin dünyanızda öyle. Oyuncaklar ülkesinde birinin avucu böyle kaşındı mı genellikle kötü şeyler olur. Aa, hoppala, bir yaşıma daha girdim. İçimden bir ses Hakan'ın başında bir bela var diyor. Allah korusun kızım, bunu da nereden çıkardın? Ay Makbur sorma. Bizde avucun içi kaşındığı zaman kalbinde özel bir yer olan kişinin başı belada demektir. Ay yüreğime inecek şimdi vallahi. Sana bak. Tövbe estağfurullah, dinlemedi bile beni. Allah korusun, bu da nereden çıktı şimdi durup dururken? Demek bizi merak ettiğiniz için geldiniz. Güzel. Şimdi merakınızı giderdiyseniz izninizi isteyelim. Yapacak işlerimiz var. Bana bak Hakan Efendi. Senin aklın başında değil anlaşılan. Ama aklını başına getirmesini bilirim ben seni. Öyle mi? Buyurun merak ediyorum ne yapacağınızı. Bu da kim? Çocuklarımın bakıcısı. Ne o? Niye gelmiş? Sana da mı bakıcılık yapıyor? Ne oluyor? Hiçbir şey. Ders bir zamanda geldi. Bu konuşma burada bitmiştir Arif Bey. Buyurun. Yazık. Çok pişman olacaksın. Ama iş işten geçecek. Burası dağ başı mı? Böyle tehditlere papuç bırakacağımızı mı sanıyorsun? Görüşeceğiz. Demek çoluğun çocuğun da var senin, öyle mi? Şimdi ben seni... Hakan gel, kendine gel. Gel buraya. Eğer aileme yaklaşacak olursan seni pişman ederim. Bize bakın sersemler. Görüşeceğiz Hakan Efendi. Allah kahretsin. Ne oldu sesime be? Abi hiç konuşma istersen. Konuştukça sinirlerim bozulur. Sen kimsin bana akıl veriyorsun? Sersem. Şuna bak ya. Adam bizi düpedüz tehdit etti. Bu işin şakası yok Hakan. Ne olacak peki? Her tehdit aldığımızda pes mi edeceğiz? Hayır Volkan, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Kulüne olan öfkemi ve kıskançlığımı bir türlü bastıramıyorum.
abla bu kez çok da akıllı davranacağım. İşte onun sevdiklerine zarar vererek başlayacağım. Çocuğum onunla olmaz bunlar. O senin değil, Nana'nın. Yani Hakan'cığım o çok demli. Sen öyle içmezsin. Çok güzel olmuş Mahmuş. Ellerine sağlık. Hiç bu kadar güzel çay içmemiştim. Afiyet olsun evladım. Ben bakarım. Ne gülüyorsun be? Günaydın. Aa, sesine ne oldu senin? Bir şey olmadı sesime. Bir şey mi olmuş? Allah Allah. Aklınca dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sersem şey. Aa. Oo. İyi dersler. Hadi bakalım hadi. Sağ ol. Görüşürüz Nana. Nana ne misin sen? Dikkat çekmeye çalışıyor işte Hakan. Görmüyor musun? Kızım. İyi saatte olsunlar mı uğradı sana? Ne oldu kızım sana? Anlamadım ki Makbuş. Hadi hadi işimize gücümüze bakalım. Davranıyorsun. Zaten Simge sana kafayı takmış durumda. Onun yanında biraz akıllı uslu dursan olmaz mı? Neler olduğunu gerçekten anlamıyorum Mahmuş. Nasıl anlamazsın kızım? Gene tuhaf davranıyorsun. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Sen de kimsin? Ne arıyorsun burada? Aa! Mahmuş benim. Nana. Nereden çıktın sen? Ne yaptın Nana'ya? Mahmuş. İyi misin? Asıl sende bir tuhaflık var. Nana. Nana evladım neredesin? Allah'ım Nana. Nana. Nana kızım neredesin? Nana. Nana. Makbuş. Nana. Makbuş. Nana. Nana. Makbuş buradayım. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Hadi oradan. Beni mi kandıracaksın? Sen o mendebur şokersin değil mi? Hayır benim Makbuş. Tamam tamam. Sen o Kulina'nın deli kardeşsin ha? Kılık değiştirdin. Ay Makbuş, şimdi düşüp bayılacağım. Neler oluyor sana söyler misin? Ben Nana'yım. Benimle oyun oynama. Nana'yım diye beni kandıramazsın. Çünkü kendini Nana'ya hiç benzetememişsin. Makbuş, neler söylediğini anlamıyorum. İyi misin sen? Ben Nana'yım. Seni inandırmak için ne yapabilirim? Hem sihirliyim hem gerçek. Na 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 na. Ay Nana. Makbuş Nana. Beni dinle. Dışarı mı çıktı acaba? Makbuş. Ah evladım yavrum. Makbuş. Makbuş gel ay, gel. Ay çekil şuradan. Ay Allah tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Makbuş. Ne oldu bana? Neden değiştim? Vallahi kızım, senin Nana olduğuna bir türlü inanamıyorum. Makbuş, gerçekten ben Nana'yım, inan bana. Seni inandırmak için ne yapmalıyım? Gel şöyle. Hani senin
Bir gün köyünden akraban gelmişti Fatma. Sonra Hakan, hani çok oluyor, peynirden zehirlenmişti. Emre bir ara oyunculuk yapmaya kalkmıştı da evde huzur kalmamıştı. Sonra Yağmur evden kaçmıştı da hani deliye dönmüştük. Gördün mü, her şeyi biliyorum. Ne kadar kötü anımız varsa anlattın, vallahi helal olsun. Ne yapayım? Bana inanmıyorsun bir türlü. Ne yapayım kızım? Oyuncak dünyasındakiler, Şoker, Kulina, Sulina, ay yaptığınız bir sürü numara. Ay vallahi neye inanacağımı şaşırdım. Makbuş, ben senin bez bebeğindim, öyle değil mi? Tövbe estağfurullah, daha neler göreceğim, neler duyacağım. Hemen Kulina'dan yardım istemeliyim. Kulina! Kulina! Nerede kaldın Kulina? Şu makbuşun yanındaki kız 2 saatten beri sana sesleniyor. Kulina, hemen gel. Başım belada, lütfen. Ayol, bu kız da kim? Hem benim adımı nereden biliyor? Dur bakalım, şimdi öğreniriz. Gözlerime inanamıyorum. Ne yapacağız şimdi Kulina Hanım? Ne olur buna bir çare bul Kulina. Tamam nanacığım, merak etme. Elimden geleni yapacağım. Ama bunu sana kim yapmış olabilir? Kim olacak? O Şoker mendeburu yapmıştır. Sonunda Yüce Konsey ile konuşacağım. Onu Dodo ile Didi'nin yanına tıktıracağım. O olacak. Bunu çoktan hak etti. Kulina, ne olur çabuk ol. Hadi çocuklara bir şekilde anlatırız. Ama Hakan'ın beni böyle görmemesi lazım. Ay tamam tamam. Gittim bile. Hadi hadi. Fena değilsin. Ya yüzüne bakılmayacak kadar çirkin bir hale gelseydin? Çok kötü olurdu o zaman. Buyurun. Buyurun. Kimi aramıştınız? Ben Nana'nın bir arkadaşıyım. Kendisi burada mı acaba? Hayır, evde. Ben sizin yanınızda çalıştığını duymuştum. Evet, benim yanımda çalışıyor ama evde çocukların bakıcısı olarak. Ya, demek öyle. Yanlış geldin demek ki. Bu arada benim adım Nazlı. Memnun oldum. Ben de Hakan. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Nana ile nereden tanışıyorsunuz? Okuldan. Öyle mi? Yakın arkadaş mıydınız? Yani Nana sizden hiç söz etmedi. Aslında son dönemlerde aramız pek iyi değildi. Uzun zamandan beri de görüşmüyoruz. Darılmıştık birbirimize. Hayret, şaşırdım. Yani Nana'nın biriyle dargın olabileceği pek aklıma gelmezdi de. Aslında bu uzun bir hikaye. Belki de siz bizim aramızı düzeltmeye yardım edebilirsiniz. İyi ama ben ne yapabilirim? Aslında ona karşı kendimi suçlu hissediyorum. Aradan zaman geçince ona haksızlık yaptığımı anladım. Ya aranızda neler geçtiğini bilmiyorum ama yardımcı olmaya çalışırım. Biz çok iyi arkadaştık. Bilirsiniz işte. Basit kıskançlıklar. Galiba ben biraz abarttım. Nana'nın bunu çoktan unuttuğuna eminim. Zaten o her zaman çok şanslıydı. Karşısına sizin gibi birinin çıkması da bunun kanıtı işte. Pardon, anlamadım. Ne demek şimdi bu? Yani onunla benim aramda bir şey olduğunu mu ima ediyorsunuz? Ben böyle bir şey söylemedim. Onu şimdi siz söylediniz. Bakın, böyle konuşmanızı hiç doğru bulmuyorum. Şaka canım, sadece şaka. Ama hiç hoş bir şaka da değil. Anlaşılan Nana sizin için çok değerli. Evet öyle. Yani onu çok mu seviyorsunuz? Evet, seviyorum. Yani tabii hepimiz çok seviyoruz. Çocuklar, Mahbuş, ben. Ne güzel, onun yerinde olmayı çok isterdim. Yalnız garip bir kız Nana. Çok önemli bir sırrı var gibi. Bakıyorum da ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz. Yok canım, hiç öyle şey olur mu? İstersen evin adresini vereyim, Nana'yı görmeye git. Hayır, hayır. Buna daha hazır olmadığıma karar verdim. İyi ama aranızdaki sorunları ancak konuşarak çözebilirsiniz. Kalksam iyi olacak. Yapacak çok işim var. İyi, sen bilirsin. Söylesene, ne
Bana mı daha güzel, ben mi? Hoppala, ne ilgisi var şimdi? Hadi hadi. Hangimiz daha güzeliz? Yani ben Nana'yı garip bilirdim ama sen Nana'dan da garip çıktın. Sanırım artık gitsen iyi olacak. Tamam canım, gidiyorum. Peki hangimiz daha tatlıyız? Nana'yla neden aranızı bozulduğunu anlamaya başladım sanırım. Ama hala cevap vermediniz. Merhaba. Merhaba. Nazlı Hanım Nana'nın bir arkadaşıymış da. Çıkıyor muydunuz yoksa? Aslında işlerim vardı ama biraz daha kalabilirim. Yok canım, bence gitsen çok daha iyi olacak. Hakan, ne kadar ayıp. Böyle yaka paça Nazlı Hanım'ı kovuyormuş gibi. Yok canım, ne ilgisi var? Yani seninle bir şey konuşmam gerekiyor da. Tamam o zaman. Siz konuşun, ben diğer odada beklerim. Hangi diğer oda? Canım, koskoca şirket. Bir odası daha vardır değil mi? Tamam o zaman. Ben Nazlı Hanım'ı simgelerin odasına bırakıp geliyorum. Ama... Bir bu kaçı kız eksikti. Nana'yla çok mu yakındınız? Kim bilir? Belki birlikte aynı eve çıkarsınız ha? O biraz zor. Niye ki? Eski arkadaşım. Ama doğrusu pek iyi ayrıldığımızı söyleyemem. Öyle mi? Neler oldu anlatsana. Saat kaç oldu, hala dönmedi. Sanki başımızda az bela varmış gibi bir de bu çıktı. Ha, ne o, korkmadınız bu sefer? Alıştık artık Kulina Hanım. Nana nerede? Hakan'ın iş yerine gitti. Aa canım, ne işi var onun orada? Ben de söyledim ama dinleyen kim? Epey oldu gideli. Neredeyse gelir. Tamam tamam, ben bekliyorum onu. Merve, nereye gidiyorsun? Daha fazla bekleyemeyeceğim canım. Bu işin gerçek yüzünü öğreneceğim. Kurdeşen döktüm resmen. Ömrümü yedi ya. Bıktım. Bir dans görüşe çekti başımıza. Neyse. Anlatmayacak mısın Nazlıcığım neler olduğunu? Hı? Aslında size kanım çok ısındı. Anlatacaklarımın aramızda kalacağına eminim ama... Hiç merak etme, benden sır çıkmaz. Nana'yla çok eski arkadaşız. Ama onu hiçbir zaman sevmedim. Peki o zaman onu neden görmeye geldin? Eskiden kalmış bir hesabım var benim. Öyle mi? Çok ilginç. Onu üzmek için ne gerekirse yaparım. Bak sen. Ay, gittikçe seni daha çok sevmeye başlıyorum biliyor musun Nazlıcığım? Aslına bakarsan tanıştığımız ilk günden beri hiç hoşlanmadım. Ay. Ne tesadüf, ben de. Aptal bir kızdım. Kimi zaman o kadar sinir oluyordum ki ona, içimden onu boğmak geliyordu. Ay, çok iyi biliyorum ben bu duyguyu. Aslında onda en sinir olduğum şey neydi biliyor musun? Ay neymiş, çok merak ettim. Ona defalarca haddini bildirmeye çalıştım. Ama o her seferinde bir yolunu bulup bunlardan kurtulmayı başardı. Ay Nazlı. Kardeşim olsan ancak bu kadar severdim ben seni ya. Ay, biliyor musun? Hep düşünüp duruyordum, acaba bende mi bir sorun var diye. Ay, inan bana canım, aynı duyguları paylaşıyoruz. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Bakıyorum da kısa sürede pek samimi olmuşsunuz. Ay Hakan, çok haklısın ama o kadar şeker bir kız ki. Baksana şuna. Simgeciğim, senin yapacak işlerin yok muydu? Var ama Nazlı'nın sohbeti o kadar tatlı ki bırakıp işe dönemiyorum. Nazlı, bu akşam bize gelsene. Aslında Hakan Bey haklı. Ben sizi işinizden alıkoymayayım. Benim de yapacak zaten birkaç işim var. Akşama geliyorsun ama değil mi? Hem Nana'yı da görmüş olursun. Hı? Bakarız. Ay Hakan, bir kovmadın kaldı kızı ha. Aşk olsun Hakan. Ya boş ver şu garip kızı ya. Nesi garipmiş? Sen asıl garip olanları görmüyorsun. Tamam Simge, tamam. Yani yine başlamayalım, rica ederim. Neyin var Hakan senin? Volkan'la tartıştık, her şeyi inkar ediyor. Biraz sıkıştırmaya çalıştım, zeytinyağı gibi su üstüne çıktı. Bu da yetmiyormuş gibi ortaklığı ayıralım falan demeye başladı. Aa, saçmalamasın canım. Öyle şey mi olurmuş? Bilmiyorum. Bakalım neler olacak.